Bak Narin. O gece. O son gece neden arkandan gelmediğimi sana anlatmak istiyorum. Alo, buyurun. İyi günler hanımefendi. Komiser yardımcısı Güray Bilgin ben. Kiminle görüşüyorum acaba? Ben avukat Narin Yılmaz, buyurun. Atık Birsel'in arabası yol kenarında terk edilmiş bir halde bulundu. En son sizinle konuşmuş. Telefonu, cüzdanı, her şeyi arabanın içinde. Ne? Nasıl olur ya? Az önce aradı daha geliyorum diye. Emin misiniz? Tamam, tamam peki. Bir gelişim olursa lütfen haber verin, tamam mı? Ben hemen ailesine haber vereceğim. Fırat. Polis aradı. Atıf ortada yok. Arabası terk edilmiş halde bulunmuş. Kimliği, cep telefonu, her şeyi içinde. Ailesine haber vermek gerek. Allah Allah. Tamam, sakin ol. İkram edeceğim bana. Ne istersen güzelim. Ne istersen. Öyle mi? Nasıl gidiyor? Sağ ol abi. Her şey yolunda. Hatta ikinci dükkanı açmaya çalışıyorum şu anda. Vallahi sağ olasın abi. Her şey senin sayende oldu. Hapisten çıktığımda bana kol kanat gerdin. Bırak şimdi onları. Seninle başka bir şey konuşacağım. Şadi hakkında konuşacağım. Nerede olduğunu biliyor musun abi? Yerini buldun mu Şadiye'nin? Şadiye'yi gözaltına almışlar cinayetten. Ben hemen gidiyorum. Ne oluyor bu gece ya? Deniz, bu gece neler oldu bir bilsen. Biraz konuşalım mı? Sizi yalnız bırakmamı ister misiniz? Ben arabada beklerim. Siz nereye böyle? Hı? Bu saatte Narin'le alemlere mi bakacaksınız? Deniz, abuk subuk konuşma. Şadi'yi aradı. Cinayetten gözaltına almışlar. Bizim hemen gitmemiz gerek. Ne cinayetti ya? Kim öldürmüş? Daha bir şey belli değil. Gidebilirsek öğreneceğiz.
Hadi gidin gidin, tamam. Gidin, ben evdeyim. Narin, haber verin bana ama. Ne istiyorsun? Şey, ne kadar kalacağım ben daha burada? Biraz bekle, ifaden alınca. Polis abi! Polis abi, bir gitme! Polis abi, bir gitme! Bak, ben burada tek başıma kalamıyorum! Bak, benim soluğum kesiliyor ve nefesim... Sabah kadar karavana da aklın başına gelsin. Duymuyor musun? Ben yapmadım baba. Orada kal sabah kadar. Gibiler ne kadar? Aklın başına gelsin. Baba! Gel. Baba! Baba! Baba çıkar beni baba buradan! Baba! Baba çıkar beni buradan! Baba çıkar beni baba! Ben bir şey yapmadım anne! Anne çıkarttın beni buradan! Anne çıkar beni! Baba! Baba çıkar beni! Narin, bir yanlışlık vardır. Şadiye'nin cinayet işleyecek hali yok ya. İnşallah Fırat. İnşallah. Deniz ne konuşacaktı acaba? Bilmiyorum. Biraz gergindi. Her şey üst üste geldi ya. Hangi birini üzüleyim? Şadiye'ye mi? Atıf'a mı? Deniz'e de kafam takıldı. Fırat. Bence Deniz her şeyi biliyor. Neyi? Bizi. Eskiden beri tanıştığımızı falan. Bence bu gece onu konuşmak için gelmişti. Suratının halini, sana bakışını görmedin. Yani sanmıyorum yani, bunca yıl sonra şimdi mi öğrendi? Yine Can'la falan ilgilidir. Hayır. Ben çok iyi tanırım Deniz'i. Ben daha önce de gördüm suratını öyle. O bakışı çok iyi tanıyorum. Bu gece oraya açık açık konuşmak için gelmişti. Sizin yüzünüzden gitti. Irmak diye kavga çıkartacaktı. Bak görürüz. Ya ne çıkartırsa çıkarsın bırak. Ben bunları göğüslemeye hazırım, tamam mı? Gerçekten fazla uzadı bu yol. Ya sen bir de bunu kafana takmasana. Şu Şadiye'nin olayını bir anlayalım. Gerisi önemsiz. Of. Beynim uyuşuyor sinirden. Delireceğim. Ah Şadiye ya. Neler açtın başına, neler. Abla. Ben bir şey yapmadım. Yardım et bana. Ah Şadiye. Ah Şadiye. Narin! Şadiye'yi mi merak etti? Henüz bir haber yok. Ya ben Şadiye'yi niye merak edeyim? Atıf'ı merak ettiğim için geldim. Hem Şadiye'ye ne olmuş ki? Şadiye'yi gözaltına almışlar. Narin oraya gitti. Sen Atıf'ı niye merak ettin? Arabasını bırakıp ortadan kaybolmuş. Polis arıyor. Ne zaman? Birkaç saat olmuş herhalde. Ya kimle konuştuysa telefon açıp soruyor polis. Ben de belki Narin bir şey biliyordur diye geldim. Yani şimdi telefon açmak istemedim. Biliyorsun netameli mevzular içindeydi olan. Ay birisi bir şey yapmış olmasın çocuğa? Şadiye. Abla. Abla bak.
Vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Hiç suçum yok. Tuzak kurdular bana. Hiç kimseyi öldürmedim ben. Canım kim yaptı bunu sana? Ne oldu? Kim yaptı bunu? Kendini oradan oraya vurmuş nezarethanede. Tutmasaydık beynini dağıtacakmış. Dur. Buna inanacağımı mı zannediyorsunuz? Ne hale getirmişsiniz kızı? Bunun hesabını çok kötü vereceksiniz. Abla doğru söylüyor. Kapalı yerde kalamam ben. Kriz geçirdi. Ayağımda çok kötüyüm. Beni bu odaya getirdiler. Burada ilaç milaç verdiler. Şadiye. Kim bu adam? Ha, müşteri. Anladım. Şadiye, anlat bana. Sana istemediğin bir şey mi yaptırdı? Anlat, hafifletici sebep olur, ne olursun. Sen de inanmıyorsun. Sen de inanmıyorsun bana. Tabii kim inanır değil mi benim gibi birine? Abla sen git evine. Git valla. Sen de inanmıyorsan çünkü bana. Asarlar zaten beni. Şadiye. Da sen dut gibi aşıksın oğlum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.